Üssü sayı işlemi yapacağız. x çarpı x üzeri 2 bölü 3. Bir de üzerinde kök var bakın. Haliyle kök içinde x üzeri 5 bölü 3 tabanlar aynı. Bir de tabii ki kök derecesi olduğu için x üzeri 5 bölü 6 diyeceğiz. Şimdi bu integral sıfırdan bire x üzeri 5 bölü 6 olacaktır. Şimdi burada artık şöyle bir şey söyleyebiliriz. 5 bölü 6'nın x üzeri 5 bölü 6'nın integrali üstünü bir arttırırsak x üzeri 11 bölü 6'dır. Paydaya da 11 bölü 6 yazmamız lazım. Ters çevirdiğimiz zaman 6 bölü 11 x üzeri 11 bölü 6 sıfırdan 1'e. Böylece 6 bölü 11 bakın 1 eksi 0 yani 6 bölü 11 oldu. Demek ki bu paydayı kurtarmamız lazım kesirden. Bunun içinde en az 11 ile çarpmamız gerekiyor. Bu 11 olur, 22 olur, 33 olur. Ama 11'in katlarıyla çarpmamız lazım. Şıklarda 11 var gördüğünüz gibi C şıkkı. <laughs> Muhtemelen sadeleştirme işlemi olacaktır bakın. Çünkü benziyor üstler. O yüzden payda 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü x kare artı 1 bölü x küp diyelim payda eşitlediğimiz zaman yukarısı zaten yapacak bir şey yok. Aynen kalacak. Aşağısı da x küp artı x kare artı x artı 1 bölü x küp oldu gördüğünüz gibi. Bunlar sadeleşti. Ters çevirince aslında bu x küpmüş. Böylece sıfırdan biri x küpün integrali x üzeri 4 bölü 4. Böylece 1 bölü 4 eksi 0 cevabımız 1 bölü 4 d şıkkı. Burada köklü sayı bilgisi var bakın. Köklü sayılarda şunu hatırlayın. E, A artı 2 kök B kuralı vardı. M çarpı N B'ye. M artı N de A'ya eşit olunca kök M artı kök N'nin parantez karesi oluyordu şu ifade. Dolayısıyla burada da e, bakacağız şimdi. X çarpı X artı 1 arkadaşlar. Toplamları 2X artı 1. Çarpımları X kare artı X. O zaman kök X artı 1 Eksi çünkü arada eksi var bakın kök x diyeceğiz. Büyükten küçüğü çıkarmalıyız. Öbür türlü kök dışına negatif çıkar. Böylece bunun karesinin kare kökü de gördüğünüz gibi kök x artı 1 eksi kök x oldu. İntegral dışına nasıl çıkacak bu? 1 normalde x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti. O zaman üstünü 1 arttır. x artı 1 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Yine aynı şekilde x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 arkadaşlar. Buradan da şimdi 2 bölü 3 çarpı x artı 1'in 3 bölü 2. kuvveti eksi x üzeri 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 arkadaşlar. Sıfırdan 1'e. 1 yazdığımız zaman 2 bölü 3. 2'nin kübü 8, 8'in kare kökü 2 kök 2. Eksi burada 1 yazdığımız zaman eksi 2 bölü 3. Eksi diyeceğiz sıfır yazacağız şimdi. 2 bölü 3 Burada 3 bölü 2 zaten 1'in 3 bölü 2. kuvveti yine 2 bölü 3. Eksi 0 diyeceğiz. Haliyle bakın gördüğünüz gibi 4 kök 2 bölü 3 eksi 4 bölü 3 olmuş oldu arkadaşlar. Cevap arkadaşlar E şıkkı olacak. Sizde D görünüyor olabilir. Belki baskıya yetişmez. Bu şekilde aklınızda bulunsun. Yani yanlış yaptım diye düşünmeyin. Evet doğru cevap E. Bakın bazı sorularda bir şeyin türevi orada olacak arkadaşlar. Burada da x küp eksi 2x karenin türevi yukarıda. Gerçekten bakın türevini alın. 3x kare eksi 4x diferansiyel olarak yazalım. dx eşittir du. O zaman 3x kare eksi 4 xe u dediğim zaman bu olay ortaya çıkıyor. Haliyle şunun yerine komple direkt du yazacağız. Burası da arkadaşlar u kare olacak. Bu dışarı nasıl çıkar? U üzeri eksi 1 bölü 2, eksi 2 olduğu için pardon, üstünü 1 arttır, aşağıya da eksi 1 yazarsan haliyle eksi U üzeri eksi 1 olacak. Yani 1 bölü eksi 1 bölü U arkadaşlar. U dediğimiz neydi? 3x x küp eksi 2x kare. Yazıyorum o zaman eksi 1 bölü x küp eksi 2x kare. Şurada değişkenler daha doğrusu sınırlar vardı. Sınırları düşünmemiştim U'yu çıkarana kadar. Artık U'yu normal X diye çıkardık ya bir daha U'ya ne verelim U'ya ne verelim diye düşünmeyeceğiz. Normal X'e geri döndüğüm için eksi 1 ve 1'i kullanabilirim. Şimdi 1 yazdığımız zaman yerine eksi 1, 1, eksi 2, eksi yine eksi 1 bölü, eksi 1'in kübü eksi 1. Burası yine eksi 2 olacak arkadaşlar. Demek ki eksi 1 bölü eksi 1 eksi burası da 1 bölü 3. Demek ki buradan 2 bölü 3 olacakmış A şıkkı. D deyince arkadaşlar size türev alın yanına da dx yazın diyor. Diferansiyelini alıyoruz kısacası. x kare bölü 2'nin türevi 2x bölü 2'den x. x'in türevi 1. x artı 1 dx. Sonra burası x kare eksi x artı 1 çarptığımız zaman x küp artı 1 dx oldu. Buraya geldiğimiz zaman da yine aynı şekilde 2x bölü 2'den x eksi 1 olacak. Diferansiyelin aldığı zaten burada artık dx yazmayı unutmuyoruz. x kare artı x artı 1 ile x eksi 1'i çarparsak o da x küp eksi 1 dx olur. İntegral 1024'ten 1096'ya kadar. Bu da arkadaşlar yine 1024'ten 1096'ya kadar eksi. Şimdi nasıl olsa değişkenler pardon sınırlar aynı. 1024'ten 1096'ya kadar x küp eksi x küp artı 1 eksi eksiden artı 1 dx. Gördüğünüz gibi x küpler gitmiş oldu. 2 1096'dan 1024'ü çıkaracağız bir nevi. Burada integralini alınca bunun ne olur 2 dx'in integrali? 2x. 1024 1096 aradaki fark ne e, 72 arkadaşlar 2 ile çarparsak 2 çarpı 72'den cevabımız 144 oldu d şıkkı 1'den 2'ye kadar yukarıdakini kullanacağız 1 eksi x e, dx artı 2'den 3'e kadar da arkadaşlar 3 dx'i kullanacağız şurası kolay 3x'tir integrali. 3, 2 dediğimiz zaman 9 eksi 6'dan 3 olur. Şimdi buraya geldiğimiz zaman 1 ile 2 arasında bir kere neyi fark etmemiz gerekiyor? Ne verirsek verelim burada negatif olacak içerisi. O zaman eksi ile çıkacak. x eksi 1, dx ve integral 1'den 2'ye. Artık burada x kare bölü 2 eksi x 1'den 2'ye. 4 bölü 2 eksi 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1. Buradan da 2 eksi 2 eksi 1 bölü 2 artı 1. Yani 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. 3 kiydi 1 bölü 2 şimdiki toplarsak 7 bölü 2 D şıkkı. Fx yapmak için integralde önce f türev x'i her iki tarafın integralini alarak bakın fx'e dönüştüreceğiz. f türev x sonuçta neye eşittir? fx artı burada bir sabiti de unutmamak lazım. Tabii ki belirsiz integral şu an üst taraf. Dolayısıyla x küp eksi x kare artı 4x artı c eşittir fx. Şu an onu bulduk. Yerine yazdığımız zaman biri 1 eksi 1 artı 4 artı c. Buradan f1 o da 7'ye eşitmiş. Demek ki c 3'müş arkadaşlar. Artık yerine yazarsak sıfırdan 1'e x küp eksi x kare artı 4x artı 3. Buradan integral yaptığımız zaman sıfırdan 1'e x üzeri 4 bölü 4 eksi x küp bölü 3 artı 2x kare artı 3x sıfırdan 1 arkadaşlar. Yerine yazdığımız zaman 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3 artı 2 artı 3 eksi 0. Şimdi 2 3 daha 5. 1 bölü 4'ten 1 bölü 3 çıkarsa eksi 1 bölü 12. 60 eksi 1'den 59 bölü 12 oldu A şıkkı. F türev x, F ikinci türev x. İkinci türev birinci türevin türevidir. Haliyle şuraya u derseniz böylece arkadaşlar burası du olacaktır. Şimdi bundan dolayı u kare bölü 2 diye dışarı çıkar. Bakın gerçekten u du olarak düşünün. Burası u kare bölü 2 olur. Şimdi u dediğim zaten f türevdi f türev x'in karesi bölü 2. Şimdi buradan da eksi m'ye m diyeceğiz ya. F türev m kare bölü 2. Eksi f türev eksi m bölü 2. Bunun da tabii ki karesi. Şimdi burada şunu görmelisiniz arkadaşlar. Bir fonksiyon tek fonksiyonsa unutmayın türevi çift fonksiyondur. Çok basit bir örnek düşünün x küp artı x'in türevi neye eşittir? 3x kare artı 1. Derece birer azalacak ya bütün tek dereceler çift derece olacak. O yüzden f türev eksi m aslında f türev m'ye eşittir. Bundan dolayı bakın ikisi birbirini götürür arkadaşlar. Cevap 0 olur c şıkkı. x eksi 1 çarpı x artı 1 x kare eksi 1 Sonra x eksi 2 çarpı x artı 2 x kare artı şey x kare eksi 4 pardon. Bir de arkadaşlar bunları x ile çarpacağız şimdi. Bundan sonra x üzeri 4 eksi 5 x üzeri 2 eksi eksiden artı 4 çarpı x x üzeri 5 eksi 5 x küp artı 4 x. Yani fark ettiniz mi tek bir fonksiyon oldu. Tek bir fonksiyon çünkü derecelerin hepsi tek. Eksi a'dan a'ya tek bir fonksiyonun türev integrali sıfır olur. C şıkkı. F türev sıfır, şudur arkadaşlar. Bakın değişkene bağlı. Bir daha değişkene bağlı olunca bu biraz ezber bir bilgiydi. Hatırlayın, x'in türevi 1. Sonra içine x'i yazıyoruz, x küp eksi 8x artı 4. Eksi 2'nin türevi zaten sıfır olduğu için bu f türev x'ti. Yani integral görünümlü şu ifade türev sorması demek aslında bu demekti. Şimdi bundan dolayı artık e, F türev x'in bu olduğunu gördük. F türev 0 o zaman yerine yazdığımız zaman x yerine 0'ı şunlar birbirini götürdü. 4 F türev 0 oldu. O zaman artık burası böyle. Şimdi gelelim 2'ye. Zaten arkadaşlar F2 demek x gördüğünüz yere 2 yazarsanız a'dan a'ya integral nedir? Direkt 0. Bu da bu yüzden 0 olur. 2u artı 1 du'nun integrali de u kare artı u. Sıfırdan 4'e 16 artı 4 eksi 0'dan cevap 20 a şıkkı. Şu ifade çarpımın türevidir. İntegralde bazı türevleri biraz ezbere bilmek lazım bence. Bak x türev x çarpı f türev x. Sonuçta x'in türevi 1 diye yazarsak gördünüz mü? Çarpımın türevi integral fx çarpı x'in türevi türevi verilmiş burada. Bir şeyin türevinin integrali zaten kendisidir. fx çarpı x böylece 3x kare eksi 4x artı c diye eklemek lazım. Neden böyle söylüyorum? Çünkü arkadaşlar bir fonksiyonda sonuç itibariyle belirsiz integral aldığımız zaman orada bir sabit var mı yok mu bilmiyoruz. Unutmamalıyız. Bu yüzden x yerine 1 yazarsak f1 eşittir. 3 eksi 4 artı c. Böylece eksi 1 olması için c'nin 0 olduğunu görüyoruz. Yani burada tabi bu soruya mahsus fx çarpı x'in gerçekten böyle bu olduğunu gördük. Yoksa sakın sabit eklemeyi unutmayın. Ne zaman belirsizde S e sınırlar yoksa yani. Her iki tarafı x'e bölersek de 3x eksi 4'müş f fonksiyonu. Buna göre f x kare bölü 3 demiş. x kare bölü 3 dediği için yerine yazıyorum. 3x kare bölü 3 eksi 4 bunlar gitti x kare eksi 4 oldu. Şu ifade arkadaşlar. Artık x kare eksi 4 bölü x eksi 2. Tabii ki sadeleşti. x artı 2 oldu. Burası da x kare bölü 2 artı. 2x sabiti unutmuyoruz. C oldu. Demek ki cevabımız A şıkkıymış. Şimdi arkadaşlar sıfırdan A'ya kadar bu tabii ki içeriği negatif yaptığı için örnek A'yı şey gibi düşünün. 1.5 gibi illa tam sayı bile olmasın sıfırdan bir buçuğa kadar arkadaşlar. Tabii ki haliyle şurası x eksi bir buçuk olacağı için ne verirseniz verin sıfırdan bir buçuğa kadar negatif olur. Onun gibi. Yani kafanız karışırsa bir böyle sayı vermek mantıklı bence. Dolayısıyla eksiyle çarpılarak çıkar böyle olur. x eksi a. B A'dan büyük olduğu için A ile B arasında ne yazarsak yazalım arkadaşlar olduğu gibi çıkar. Örnek B'nin 3 olduğunu düşün ve x eksi 1.5. Hakikaten burada 1.5 ile 3 arasında ne yazsanız burası olduğu gibi çıkacaktır. Böylece arkadaşlar burada artık integral a x eksi x kare bölü 2 sıfırdan a'ya burası da B, x kare bölü 2 eksi a x e, a'dan b'ye. Şimdi yerine yazdığımız zaman a kare eksi a kare bölü 2 eksi 0. Artı B kare eksi AB. B kare bölü 2 olacak burası. Ee, sonra eksi A kare bölü 2 artı A kare arkadaşlar. Şimdi eksi A kare bölü 2. Eksi A kare bölü 2 daha. Eksi A kare bir tane A kare ile gider. Bundan sonra A kare artı B kare bölü 2. AB'yi kendi 8 vermiş. Eşittir 12. 2 ile çarpalım. 2 A kare artı B kare. Öbür tarafa attığımız zaman... Normalde 20 olacak. 2 ile çarptığımızda 40 olur arkadaşlar. E şıkkı. Evet güzel bir soru. Uğraştırıcı bir soru olabilir. Ben bir çözüm yapacağım. Eğer böyle çok daha kısa buldum ama mantıklı olmak şartıyla. Çok daha kısa buldum derseniz yorumlardan yazarsınız. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, y eşittir f türev x'in bir kere burada soruda en büyük sıkıntısı ne? Sabit sayıyı pardon kat sayıyı bilmememiz. Şimdi böyle bir denklemimiz var elimizde. Bunun normalde maksimum değeri f türev maksimum değeri nedir? f3'tür. Doğru mu? Çünkü fonksiyonun artıdan eksiye geçtiği yer türevinin normalde fonksiyonun maksimum olduğu yerdir. Haliyle 3 noktası yerel makstır. x eksenini delip geçiyor ve artıdan eksiye işaret değiştiriyor. Benim f3'ü bulmam lazım. Şimdi öğrenci normalde bunu doğru şartlarda yapsa ne olur? x kare eksi 2x eksi 3'tür bu fonksiyonun değeri. İntegralini alır. İntegrali de arkadaşlar bunun a parantezinde x küp bölü 3 eksi x kare eksi 3x artı c. Çünkü belirsiz integral bilmiyoruz arkadaşlar değerini. Bu şimdi fx oldu. Yerine yazdığımız zaman 3'ü 9 eksi 9 eksi 9 artı c eşit olmalı 12'ye. Bunlar gitti arkadaşlar. Buradan da A parantezinde C eksi 9 12 oldu. İkincisi demiş ki bu yanlışlıkla sadece bunu fx anlıyor f türev x yerine burada da aynı sonucu buluyor. O zaman bakın bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer nedir? İşte burasıdır arkadaşlar. O da tepe noktasının apsisi olan 1'de k'yı bulacağız. Yani yerine yazıyorum 1 artı 1 çarpı 1 eksi 3. Buradan da gördüğünüz gibi 2a Hatta eksi 4a onu düzelteyim. Eksi 4a eşittir. 12 yaptı. a da buradan eksi 3 oldu. a eksi 3 ise buranın eksi 4 olması için c de ne olmalı? 5. Bizden sabit terimini istiyor f fonksiyonunun. F fonksiyonunu ne bulduk biz? a yani artık orada yerine yazacağım. x küp bölü 3. Eksi x kare eksi 3 x artı c dedik ya. a'yı arkadaşlar biliyorsunuz demin eksi 3 bulduk. Sonra... Ee, C'yi yine bulmuştuk 5 bulmuştuk sabitlerim x'e 0 ver demek 0 verince sabitlerim gördüğünüz gibi eksi 15 oldu a şıkkı.